diyor arkadaşlar. Elazığ'da çok ilginç gelişmeler yaşanmış. AK Parti ilçe gençlik kolları başkanının, AK Parti Keban ilçe başkanının oğulları yolunu kesmiş arkadaşlar. Bakın, AK Parti ilçe başkanının çocukları, Keban ilçe başkanının çocukları, AK Parti ilçe gençlik kolları başkanının yolunu kesip hastanelik edinceye kadar dövmüşler arkadaşlar. Olay karakolluk olmuş. Elazığ'da sadece bir internet sitesi haber yapmış. Diğer hiçbir gazete, hiçbir gazeteci bu haberi yapmamış. Bu haber aynı zamanda ulusal medyada da yer almamış. Ve şimdi bu haberi gündeme taşıyoruz. Önce onu söyleyelim. Oradaki ajanslar neden bu haberi hiç görmediler? Çünkü Elazığ'da Demirören Haber Ajansı da dahil olmak üzere Anadolu Ajansı da diğer haber Ankara'nın da temsilcilikleri vardır. Hadi diyelim ki Anadolu Haber Ajansı ile Demirören Haber Ajansı görmedi de Ankara'nınkini niye görmedi tabii. Neyse hepsi biliyordu. Gazetecilik kutsal bir meslektir. Adamına göre, kuruma göre haber yapılmaz. Haber yapmaya cesaretiniz yoksa kendinize gazeteciyim demeyin. Bırakın bu mesleği demiş Ferit Demir sevgili izleyiciler. Bunu da kamuoyuna, Elazığ'daki bu olayı da kamuoyuna duyurmuş olalım. Yine İzzet Özgenç Hoca çok ilginç bir şey açıkladı. Ben Türkiye'deki en namuslu hukukçulardan ve hocalardan biri olduğunu düşündüğüm İzzet Özgenç. Demiş ki yerleşim birimlerinin isimlerini belirleme, mahalle, köy, ilçe gibi yerleşim birimlerinde sürekli olarak oturan, ikamet eden insanların hakkıdır. Bu hak doğrudan kullanılabilir demiş sevgili izleyiciler. Bu ne demek? Hani bazı yerleşim yerlerinde isimlerin kullandırılması engelleniyor ya, bununla ilgili olarak bir anayasal vatandaşlık hakkını aramış. Yani o semtte, o mahallede, o sokakta oturanlar sokağın adını, mahallesinin adını, köyünün adını isterlerse bir referandumla karar verebilirler ve bu kararı da uygulanır demeye getirmiş sevgili izleyiciler. Şimdi yine bir bilgi daha paylaşmak istiyorum sizinle. Bir haber. Oradan Erdoğan'a geleceğim. Abdurrahman Dilipak tam bir yıl önce 15 Temmuz patladı patlayacak demiş arkadaşlar. Şimdi soruluyor ne zaman patlayacak? Abdurrahman Dilipak'ı cuma akşamı yayına davet edeceğim, bunu soracağım. Bir yıl önce 15 Temmuz patladı, patlayacak dedi, ne zaman patlayacak diye. Yine Nihal Olçak, sniper kurşunuyla ölen eşi ve çocuğu için Devlet Bahçeli'den yardım istemesini nasıl anlamak gerekir diyor. Selçuk Atak, Profesör Atak. Şimdi şunu söyleyelim. Gerçekten asıl olay şu. Nihal Olçak diyor ki attığı bir tweette sevgili arkadaşlar 14 Haziran tarihinde Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli, kabul edersiniz bayramda bir acı kahvenizi içmeye gelmek isterim. Belki biraz da acıları konuşuruz. Hakikati hakikatli bir biçimde nasip, ben yüzükten değil ama o elinizde tuttuğunuz dosyadan ümitliyim demiş. Bunun üzerine 14 Haziran tarihinde bir yanıt verilmiş Nihat Olçak'a. Denilmiş ki MHP'den AK Parti'ye sistem. Biz Erol Olçak ve oğlunun öldürülmesinin üzerine böyle gittik mi diye sevgili izleyiciler. Yani Sinan Ateş meselesiyle ilgili olarak Olçak ve oğlunun öldürülmesi meselesinin farklı bir şekilde de alttan alta AK Parti'ye mesaj veriliyormuş. Tamam. Siz Sinan Ateş cinayetinin üzerine gidiyorsunuz da biz Erol Olçak cinayetini sizin bu yaptığınız gibi yaptık mı kardeşim? Kapattık, üzerine gitmedik demiş. Kim bilir arkasında neler var? Cevher'in de dediği gibi konjonktürel durum değişmeden bunlar tartışılamayacak, bilinemeyecek ve konuşamayacağız. Arkadaşlar çok önemli bir gelişme olmuş. Dışişleri'nin bir toplantısında. Bunu dün anlatmıştım size. Adalardaki elektrikli minibüs toplu taşıma aracını konuşurken Ruhban Okulu'nun yakında açılabileceğine yönelik olarak bir şey ifade etmiştim. Şimdi o ifademle ilgili ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Ukrayna Barış Zirvesi ile ilgili bazı haberler hakkında bir soruya yönelik olarak cevap yayınladı. Çünkü sevgili arkadaşlar, Fener Rum Patrikhanesi 15-16 Haziran 2024 tarihinde İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'nde devlet statüsünde katıldığına yönelik olarak duyuru yapıldı. Bizzat Hakan Fidan'ın katıldığı bir toplantıda.
İşte Dışişleri Bakanı bu toplantıyla ilgili aslında Ukrayna Barış Zirvesi'ne Fener Rum Patrikhanesi'nin devlet üstesinde katılmadığına yönelik açıklama yapıyor. Bakın açıklaması o kadar ilginç ki bakalım dikkatinizi çekecek mi? Diyor ki Sayın Bakanımızın zirve marjında Fener Rum Patriği Bartolomos ile resmi bir ikili görüşme yaptığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Zirve sonunda kabul edilen ve kamuoyunda paylaşılan ortak bildiriye bilahare Fener Rum Patrikhanesi'nin isminin de imzacı olarak eklendiğine dair iddialarla ilgili olarak zirvenin organizatörleri İsviçre ve Ukrayna'dan izahat istenmiştir. E be kardeşim, zaten söylenen de bu. Şimdi yalanlıyor haberi, yalanlarken de açıklıyor. Siz Fener Rum Patrikhanesi'nin Bartolomos'u sevgili arkadaşlar, bu zirve toplantısında imza metnine Bartolomos'un imza koymasını, Hakan Fidan'ın da aynı metne imza koymasını nasıl kabul ettiniz diye soruluyor size. Ve siz de diyorsunuz ki izahat istedik. Kimden izahat? Ukrayna ve İsviçre'den. İzahat isteyeceğinize aynı metne siz nasıl imza koydunuz? Sayın yetkili, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, siz Bartolomos'u açık net bir şekilde devlet statüsünde o zirvede temsil edilmesine göz yumdunuz. Hakan Fidan'ın karşısında cayır cayır oturdu. Kendisinin kimliğiyle beraber oturdu. Ve o toplantıda sevgili arkadaşlar Fener Rum Patrikhanesi ile ilgili diyor ki şimdi konumuna ilişkin devlet politikamızda herhangi bir değişiklik olmadığı da izahtan barestedir diye açıklama yapıyor. Ya insanları salak yerine koymayın be kardeşim. Salak yerine koymayın lütfen. Siz şimdi nasıl salak yerine korsunuz insanları? Ve bu temelde söylüyorum arkadaşlar. Türkiye o Ukrayna ve İsviçre'nin düzenlediği toplantıda Hakan Fidan'ın da katıldığı toplantıda Bartolomos niye vardı kardeşim? Hadi. Devletlerin temsilcileri katılırken Bartolomos neyi temsilen katıldı? Türkiye'yi temsilen mi katıldı? Kimi temsilen katıldı? Hadi. İzah devarestedir ya, anlat bakalım. Yakında para bulabilmek adına ekümenik meseleyi bir kenara koyun ve aynı zamanda adalardaki ruhban okulu açılma meselesini de önümüzdeki günlerde yeni bir anayasa tartışmasıyla beraber gündeme geleceğini lütfen altını çiziverelim sevgili arkadaşlar. Çiziverelim. Ve bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin, sözcüsünün açıklama yaparken bile gerçeği farklı bir şekilde ifade etmesi karşısında pes diyorsunuz. Pes. Pes. Milli İstihbarat Teşkilat Başkanlığı yapmış Dışişleri Bakanı Hakan Fidan o toplantıda Bartolomos niye var kardeşim diye neden sormadı? Neden var? Bir devleti mi temsil ediyor ki o toplantı devletler arasındaki bir toplantı? Ah.